Zamanı geri döndüremezsiniz. Ama zamanınızın geri kalanına sahip çıkabilirsiniz. Orada ölebilirdim de. Hatta ölümü de bekledim. O kendimi toparlayamamıştım çünkü. Acaba diyorum can mı veriyorum? Canım mı çıkıyor diye düşündüm. Zaman insan için ezeli bir düşman. Bugün ölümlü yaşamın varisi yaklaşık 7 milyar insan böyle düşünüyor. Ve maalesef haklılar. Buradan kaçış yok. Çünkü insan hayatı ölümü her an deneyimlemek üzere yaşıyor. Peki bu denli sıradan ve yaratılışın olağanıysa ölüm bizi neden bu kadar korkutuyor? Çünkü insanın yaşama tutkusu hiç bitmiyor. İçimizde potansiyel bir gerçek yatıyor. Tanımı gereği onun adına ölüm deniliyor. Bu insan hayatı için kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü konu ölüm olduğunda son sözü ecelimiz söyleyecek. Ne var ki bugün modern ölüm yöntemleri ecelin yerini alıyor. Günümüzde ölümler hiç olmadığı kadar ani ve beklenmedik yaşanıyor. Peki neyin farkında olmak gerekiyor? Ölümlü yaşamımız adına bize düşen ne? Ne yapmamız, nasıl yaşamamız gerekiyor? Kimse ölüm bekleyerek yaşamak istemez. Ama farkında olmak gerekir. Ölüm bir an gelecek, bizi bulacak. Burada bu sorunun yanıtını arayacak, hayata kaybetmenin eşiğinden bakacağız. Serdar Bozdemir bir maden mühendisiydi. Bu meslek onun için bir iş olmaktan çok hayatı adına bir tercihti. Serdar Bozdemir'in yaptığı mesleki tercih nasıl bir hayat süreceğini belirledi. 2002 yılında geçirdiği iş kazası onu ölümle burun buruna getirdi. Bu Serdar Bozdemir için öngörülebilir bir kazaydı. Ne var ki bu tedbir için yeterli olmadı. Çünkü bilmekle kontrol etmek arasında bir fark var. Çünkü doğamız gereği yapabileceklerimizin bir sınırı var. Sıra dışı bir yaşamın sıradan fertleriyiz. Bu bizi tüm canlı yaşamla eşitliyor. Ama insan olmanın getirdiği sorumluluk bize hayatımız üzerinde düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu doğanın adil olma şekli ve bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Serdar Bozdemir'in başına gelen ölümcül dersten payımıza düşeni almamız gerekiyor. Kaza geçirdim de 5,5 aylık evliydim. Zaten düzenli bir yaşantımız yoktu. Evimiz Ankara'daydı. Benim işim Bolu'daydı. Bir hafta işim yanıma geliyordu. Bir hafta ben buraya geliyordum. 2 hafta bir Ankara'ya geliyordum ben. Öyle 5,5 ay geçti. Tam Mart ayıydı işte. Mart ayında, Mart ayının 19'uydu o kaza geçirdiğim gün. Madencilikte yeniydim. 1,5 yıl çalışmıştım vardı. Ocak mühendislerin yanında refakat ederek mesleği yerinde öğrendim, ilerlettim. Yer altında kullanılan kapsüller vardı. Onlar barutçuların inisiyatifindeydi işte. Onlar işçiler alıyorlardı. Artırdıkları şeyleri de saklıyorlardı. Bir ocak bakımı, taban yolların bakımı esnasında o bir poşet dinamit bulduk biz. O dinamitte kapsüllerin yan yana olmaması lazım. O dinamitleri de imha etmek için, yeryüzünde işçilerin eline geçmemesi için ben onu bir gün önce ocak sorumlusu mühendisten gördüğüm üzere imha edeyim dedim ben kendi inisiyatifimle. Aslında ben bakım mühendisiydim. Sonra vardiya sonunda saat 4 civarı yeryüzünde küçük bir ateş yaktırdım. Orada dinamitleri imha etmek üzere işte yer getirdiler. Tabii ki patlama ihtimalini düşünerekten böyle tedbirli bir şekilde bölüyorsun dinamiti, atıyorsun, yanıp bitiyor. İçinde kapsül kalma ihtimalini düşünerekten. Sonra yarısından fazlasını yaktık. Bir poşet dinamiti zaten. Sonunda az bir miktar kalmıştı. Onda da NASA yoktur
güvencesiyle ateş üzerine attık. Orada işte kapsülün de ateşle reaksiyona girmesi sonucu dinamit patladı. Ben de yalnızdım. Kaza böyle gelişti. O anda o ateşin başındaydım ben tabii ki. Yüksek bir ses çıkışı hissettim. Yani bir şeyler olacağını anladım. O ara patlama oldu zaten. Dizlerimin üstüne kalktım. Elimi yüzüme götürdüğümde yüzümün paramparça olduğunu hissettim. Kendimi şey yaptığımda işte kendime geldiğimde yüzü koyun kapaklamış halde kendimi hissettim. Korkunç bir çınlama var işte başımda. Ama toparlayamıyorum. Ellerimi, bacaklarımı toparlayamıyorum. Kalkamıyorum bir türlü. O ara acaba ben ölüyor muyum diye düşündüm. O benim dönüm noktamda tam gözlerimi kaybettim. Orada ölebilirdim de. Serdar Bozdemir'in mesleki tercihi yaşamı için önemli bir rakipti. Bu kararlarımızın kaderimizle işbirliği yaptığını gösteriyor. Bu kaderimizin kararlarımız üzerinde söz sahibi olduğu anlamına geliyor. Peki insan iradesi? İnsan kendi yaşamının neresinde duruyor? Serdar Bozdemir'in yaşadıkları insan iradesinin bir tür tahrifi mi? Yoksa kaderimiz insan iradesinin kendisi mi? 1,5 yıl önce işe yeni girmiştim ben. Bir hafta sonra benim vardiyamdan sonra gürültü patlaması oldu. 7 kişi öldü. Yani bizim meslekte her an yani kaza olabiliyor. Çevremde kazalar oluyordu. Gürültü patlaması oldu, göçük oldu. Ama ben mesleğimi seviyorum. Bir de ben yapmasam başka biri yapacak. Yani riskli olmasına rağmen yani birileri yapmak zorunda onu. Bırakmadım. Zaten yani hayat risklerle dolu. Ne olacağını bilemiyorsun. Ölüm çok yakın. Ama vadede olmayınca da insan ölmüyor. Şimdi benim bir felsefem var. Bu hayat elbet bizim açımızdan bir gün sonlanacak. Doğduk, büyüdük, yaşlanacağız. Belki Allah nasip etmeyecek bir kaza sonucu. Sonlanacak hayatımız. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mutlu bir yaşam için. Sorumluluklarımızı yerine getirerek. Ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için. Hayat bence bir imtihan. Bu imtihanı başarılı bir şekilde vermemiz gerekiyor. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Ama ben hayata küsmedim. Keşke ateşin başına durmasaydım diye düşündüğüm zamanlar oldu. Ben her şeyde bir hayır olduğuna inanıyorum. Bu kaza eşimle beni bir araya getirdi. O zamanlar bir araya gelemiyorduk ama kazadan sonra evimde, yuvamda, eşimin yanında oldum. Olaya buradan bakıldığında işte kabullenmek daha kolay oluyor. Ben hiçbir zaman isyan etmedim. Doğru yaptığıma da inanıyorum. Hayat bizim için verilmiş bir fırsat. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hepimiz kusursuzca planlanmış bir cinayetin masum suç ortaklarıyız. Hepimiz ölümlüyüz. Bu gerçek bizi kendi sonumuza hazırlıyor. Bu gerçek hayatımıza paha biçilemez bir değer katıyor. Yine de hayatlarımız hakkında hala kaygılıyız. Çünkü ölüm, insanın en ölümcül kaderi olmayı sürdürüyor. Peki ya fanilik? Fanilik bilincimiz hayata dair ne söylüyor? Ölümlü beynimiz yaşadığımız hayatı nasıl yorumluyor? Hayat devam ediyor. Hayat her an elimizden, avuçlarımızdan kayıp gidebilir. Bunun farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Şu anda buradayız, yaşıyoruz ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Bunun farkına vararak yaşamamız gerekiyor. Planlarımızı ertelemeyelim. Her an göçüp gidebiliriz bu dünyadan. Ama yaşamak için sebeplerimiz olması gerekiyor. Benim yaşama sebebim de oğlum. Onun hayatta her an yanında olmak istiyorum. Elimden gelen her desteği vermek istiyorum ona. Benim yaşama sevincim de oğlum. O daha küçük, 8 yaşında. Onun her yaşantısında, her anda onun yanında olmak istiyorum. Bu sorumluluğu yerine getirerekten bu dünyadan ayrılmak istiyorum ben. Başa geldiyse yapacak bir şey yok. İsyan etmenin de anlamı yok. Sonuçta yabancı da değilim bu karanlığa.
Yani yabancı değilim bu karanlığa. Şimdi 11 senedir karanlıktayım ama sadece görmüyorum. Yani ben bunu karanlık olarak da nitelemek istemiyorum. Sadece görmüyorum ama hissediyorum. Hayat devam ediyor. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, annemize, babamıza sorumluluklarımız var. En başta kendimize karşı sorumluluğumuz var. Ölüm çok yakın. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hayatın bir yerinden tutmak gerekiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu imtihanı başarılı bir şekilde vermemiz gerekiyor. Yaşarken sonsuzuz. Ama bu uzun sürmeyecek. Ve ne yazık ki gerçekle yüzleşmek beklenenden daha kısa sürecek. Görmemiz gereken gözümüzün önünde duruyor. Sadece ona daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Peki, yaşamı fark etmek için gerçekten ölüme yakın bir deneyim mi yaşamak gerekiyor? Hayatın saygısını kazanmak için ne yapmalıyız? Yoksa ölümsüz yaşamaya başladığımız gün bunu da kaybetmiş olabilir miyiz?